48 Yönetimde şuraya esas alın. İş ve yönetim konusunda onlarla şuraya git. Ali İmran suresi 159. ayet. Şura, iş ve yönetim konusunda alınacak kararların özellikle toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren meselelerde ehil kişilerce yapılacak karşılıklı danışma, görüşme ve fikir alışverişi içinde birlikte alınması anlamına gelmektedir. Ayetler Kur'an'dan hareketle dini konuda tartışmasız tek otorite olan peygamberimizin dahi iş ve yönetim konusunda insanlarla ortak bir karara varmasını buyurmaktadır. Yine ayetler o inananların iş ve yönetimleri aralarında bir şura iledir. 42. sure 38. ayet. Buyurarak inananların da bu konuda hassas olmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Günümüzde demokrasinin bir gereği olarak Özellikle toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda halkın beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmak ve ortak bir paydada buluşabilmek adına Kur'an'daki şura ilkesinin gözetilmesi birlik ve bütünlüğün sağlıklı bir şekilde devamı için oldukça önemlidir. Görüldüğü gibi Kur'an pek çok konuda olduğu gibi yine gerek şura gerekse işlerin ehline verilmesi gerektiği ilkeleriyle birkaç yüzyıl öncesine kadar Monarşik yani saltanat bir yapıya sahip olan günümüzün en gelişmiş ülkelerinden yüzlerce yıl önce bu konunun önemine ışık tutmuş ve gerçek anlamda demokratik bir yönetimin önemine vurgu da bulunmuştur. Önce bu konunun önemine ışık tutmuş ve gerçek anlamda demokratik bir yönetimin önemine vurgu da bulunmuştur.